Başkent Üniversitesi kadını hep ön planda ve ehli sünnet tuttu. Bunu da icraatıyla kanıtladı. Akademisyen, yönetici ve personel istihdamının %60'ından fazlası kadın. Başkent Üniversitesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın hekim olmak söyleşisinde Profesör Doktor Gülnaz Arslan'ı ağırladı. Profesör Doktor İhsan Doğramacı konferans salonundaki etkinliğe Profesör Doktor Mehmet Haberal, yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. İlk söz Rektör Vekili Profesör Doktor Hakan Özkardeş'e aitti. Bugün burada onun olması, bu söyleşiyi yapması bizim için çok büyük bir sevinç, onur ve gurur. Daha sonra Profesör Doktor Mehmet Haberal çıktı kürsüye. Başkent Üniversitesi'ndeki kadın istihdamına dikkati çekti. Dünyadaki tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı. Ne diyorum ben her zaman, ne bütün ülkemiz var. Ve bu ülkeyi kuran Atatürk arkadaşları ve aziz şehitlerimizi her zaman her şartta rahmetle şükranla anarız. Bu Türkiye Cumhuriyeti her vatandaşının birinci görevidir. Hani saygı duruşundaki slaytlara bakarsak orada Kadınlar Günü'nü görürüz. Karnının üzerinde, mermi sırtında, çocuğu omuzunda, işte hanım bu, Türk kadını bu. Onlar için her gün kutlama yapsak azdır. Bu gerçeği görelim. Bugün buradaysak gerçekten o hanımefendilerin de çok önemli katkıları sayesinde bugün buradayız. Bana göre hep yanlışlık yapılıyor. Hani hanımlar, erkekler. Bilinmediği için her şeyden önce insan önemli değerli arkadaşlar. Böyle bir şey demiyor Yüce Allah. Tamam mı? Emaneti ehline veriniz. İnsanları yönettiğiniz zaman adil olunuz. Dolayısıyla önce insan olmamız gerekli ve birbirine saygı duymamız gerekli. Yetersizliğin sonucudur bugün bu tasnifler, bu sınıflandırmalar falan. Ben şimdi ameliyattan geliyorum. Orada İşte ameliyata işte hemşire arkadaşlar, o ne güzel işte onu götürüyor diyor falan. O hemşire hanım o işi bilmese, o yardımı yapmasa ne yaparsak yapalım, şey yapamayız. Kongre düzenledim işte, iki gün simpozyum yaptık. 20 ülke katıldı. O 20 ülkede Moğolistan'dan Gürcistan'a kadar bu işi yapan bizim ekibimiz. O ekibin de aşağı yukarı %70-80'i hanımefendi. Şimdi ben Gülnaz Hanım'la, ben ondan daha kıdemliyim. Çünkü ben 67'de Hacettepe'ye başladım. O 68'de geldi. Esas ondan sonra 1975'te mesela ilk böbrek nakli yaptığım zaman ben hakikaten oradaki ekip abilerimize, Mahalle Hanım ablaya hakikaten katkısı olan herkes. Tabii her şeyden önce İhsan hocamı ben her zaman rahmetle şükranla anıyorum. Tabii ben böbrek işlerini toparladım. Karaciğer nakli yapacağız, konseyler yapıyoruz falan. 8 Aralık 1988 böyle karaciğer için hakikaten çok yoğun çalışıyoruz. O zamana kadar bütün ekibe demişim ki hareket başlıyor dediğim zaman herkes yarım saat içerisinde organ nakli hastanesinde olacak. Gece saat 11, Gülnaz Hanım'a açtım telefonu. Neredesin Gülnaz Hanım? Nerede olacağım? Bu saatte evde olurum. Bu saatte evde mi olunur dedim. Akşamın 11'inde, tamam mı? Açtık, hareket başladı dedim. Tamam mı? Yarım saat sonra herkes organ nakli hastanesindeydi. Yaptığım, gerek ülkemizde gerekse uluslararası düzeyde yaptığım bütün ilklerin altında Gülnaz Hanım'ın da imzası var. Rahmetli İhsan Hocam'ın 50 sterlinlik çeki ve bugün işte o açılan kapı ülkemizi dünyanın en tepesine taşımış durumda. Ve Eylül ayında inşallah dünyayı İstanbul'da ağırlayacağız. İşte Türkiye bu değerli arkadaşlar, ne diyorum? Ne mutlu ki ülkemiz var. Bütün mesele bu ve bu ülkede tekrar tekrar söylüyorum. Yapılamayacak çok az şey var. Yapılabilecek değil. Hiçbirimizin mazereti olamaz. Bunu çok iyi bilelim. Evet, Gülnaz Hanım, hoş geldiniz. Ben ameliyattan geliyorum, sen burada istirahat ediyorsun. Tabii yani
Onun için neyse, biraz daha dinlen de bir bakarsın hemen, hadi bakalım sahaya çık deriz, öyle yaparız, tamam mı? Çok teşekkür ederim, hoş geldin. Tamam. Söyleşinin moderatörlüğünü Başkent Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Adnan Torgay yaptı. Türkiye'deki akademisyenlerindeki kadın oranı %46.2. Bu OECD ülkelerindeki kadın akademisyen oranından daha yüksek. OECD ortalaması %42. Bu bizim için gurur verici bir şey. Fakat akademisyenlikte yukarıya doğru çıktıkça profesörlükte bu oran %33'e kadar geriliyor. Gülnaz Arslan, Türkiye'deki anestezinin aslında kesinlikle tarihinin en önemli parçalarından birisi. Profesör Doktor Gülnaz Arslan meslek hayatı boyunca ayrımcılık yaşamadığını söyledi. 1968'den 2022'ye kadar omuz omuza çalıştığı Profesör Doktor Haberallah anılarını da paylaştı. Kadın olmam nedeniyle bazı belki zorluklar olabilir diye düşünülebilir kadınlar için. Hani ayrıca çünkü ev işi, çocuk genellikle hanımlara yükleniyor bütün bunlar. Ama bütün bunlara rağmen ben işimi çok çok fazla sevdiğim için onu hissetmedim. İşimi çok severek yaptım ve bu işimi severek yapmamın sebebi de ben öyle düşünüyorum. Haber aldı. Çünkü öyle bir çalışma temposunda ki gecesi yok, gündüzü yok, saati yok. Ve buna bir, iki, üç derken alıştık. Biz de aynı bulaşıcı bir hastalık. Bize bulaştı. Ve aynı şekilde biz de onun gibi zevkle çalışmaya başladık. Bir gün ben kıdemsiz olarak yine oradayım. Kıdemli arkadaş bana dedi ki hadi dedi sen çık dedi bir kahve iç. Yok yok ben çıkmam. Yorulmadım. Yok çık. Yok çıkmayacağım dedim. Ben yorulmadım. Ben yani çalışkanlık numarası yapıyorum. Yok çık diyorum sana ya. Ama çok haber anlaşma da çık dedi. Hadi dedi. Ben de haber adı tanımıyorum. Bilmiyorum haber anlaşma. Sonra ne demek acaba haber anlaşma? Sonra çıktım dedim ki bana böyle dedi. Haber anlaşma ne demek? Onu da İngilizce bir kelime zannediyorum. Dediler ki bir çalışkan bir genel cerrahide çok çalışkan bir asistan var. Adı Haberal. Çok çalışkan. Ben Haberal'ı tanımıyorum daha. Ondan sonra onun için böyle dediler Haberal. Ondan sonra Haberal'ı tanıdım. Hakikaten de doğruymuş. Söyleşinin sonunda Haberal Arslan'a teşekkür etti. Başkent Üniversitesi Seramik Atölyesi'nde üretilen özel hediye ile çiçek takdim etti. Teşekkürler.